Herkese merhaba ve Enigmatika'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölüme tabii ki biz e, şey yaparak başlayacağız. Birazcık Astral Sorcery'de e devam ederek başlayacağız. Eğer Astral Sorcery e ilginizi çektiyse ki bu seride birazcık daha ilerleyince ilginizi çekecek tahminen zaten. E, tanıtımını yaptım. Moddaki direkt tam, tam anlamıyla her şeyi anlatan bir tanıtım serisi var. Ona bakabilirsiniz eğer istiyorsanız. Fakat başlayacağız. Şimdi tabii ki bu mod paketinde Astral Sorcery genel üretimleri birazcık daha değişmiş bir halde. Dolayısıyla bizi birazcık daha uğraştıracak alışık olduğumuzdan. B bana Tamium Blok gerekecek, Reinforced Slate gerekecek. Bunun için Tier 2 Blood Altar gerekiyor. Ama onun dışında çok çılgınca bir şey yok. Şu an Tamium Blokları hazırlıyorum. Bir aynı anda da buraya daha fazla kan veriyorum ki bunu Tier 2'ye çıkarabilelim. Ayrıca bölüm arasında fazla bir şey yapmadım demiştim ama bunu yaptım. Bu ne? Imperfect, imperfect Ritual Stone'un üstüne bir Lapis Lazuli koyarsak buna tıkladığım zaman gece oluyor. Ve bu niye işimize yarasın? Bu işimize yarıyor çünkü e, biz Astral Sorcery ile uğraşırken eğer bilmiyorsanız Astral Sorcery direkt yıldızlara bağlı bir mod. Yıldızların enerjisini kullanarak büyü yaptığımız bir mod mantığıyla. Dolayısıyla yıldız takımları keşfediyoruz ve bu yıldız takımları sadece belli geceler oluyor belli olanlar. Dolayısıyla eğer istediğimiz yıldız takımı yoksa hızlıca uyuyup sabah yapıp sonra bu aletle yeniden gece yapabilirim. Onun dışında bir de zaten aletlerin çok büyük çoğunluğu gece daha azda çalışıyor. O yüzden istediğimiz zaman gece yapmak çok şeriyen bir şey. Ondan diyorum zaten blood magic bu moda çok yardımcı oluyor ki bizim blood magic'e yardımcı olmamız için de kendimize regeneration veren bir şey de yapabiliriz. Eğer lensleri yapmaya başlarsak direkt bize regeneration veren color lens yapıp bunu da kullanabiliriz. ...Blood Magic'de bize yardımcı olması adına. Yani ikisi de birbirine destek olacak modlar. Beraber çalışacak modlar ve... ...bunu da... ...kullanacağız. Değil mi? Bununla yapılmıyor muydu ya? Blank Slate. Ha, Living Rock. Benim hatam. Ve de böylelikle 8 tane bu arkadaşlardan yaptık. Evet. Ayrıca ben kendim bir şeyleri test ederken şurada şeyler kalmış. Eklediğim şeyler. <laughs> e, bu arada evet onu da size söyleyeyim. Şimdi önemli bir şey. Eğer siz de bu mod paketinde oynuyorsanız benim mod paketlerini oynarken benden görüp benimle beraber oynayan bir sürü insan var. Çünkü yorumlarda falan görüyorum. E, bu mod paketinde büyük bir sorun var. Bu mod paketinde mi yoksa hepsinde mi var bilmiyorum. Ama hani biz burada e, Aquamarin kullanıp da kendimize starlight üretiyoruz ya. Bu Aquamarine'i şimdi biz hopper'la falan buraya yerleştiremiyorsunuz ne yazık ki. Hopper falan çalışmıyor. Fakat çalışan bir şey var. O da Mechanical User. Mechanical User e, yapması birazcık sinir bozucu bu mod paketinde. Evet ama yaparsanız direkt bunun içine Aquamarine'leri yerleştirebiliyor. E, i̇yi bir şey aralıksız bir şekilde durmadan Liquid Starlight üretim diyeceksiniz. Öyle ama şöyle bir sorunu var. Save dosyanızı bozuyor. <laughs> Kurtar, kurtarması imkansız değil ama zor çok zor ee, ben kendim test ettim astri soroselin save dosyasında oluşturduğu e, structure data gibi bir tane dosya var onu açacak bir tane program indirip açıp extra utilities eşyası olan dosyayı bulup kaldırmanız gerekiyor ancak o zaman save dosyasına bir daha girebiliyorsunuz ama şöyle bir şey var ilginç olarak save dosyası sadece server'da bozuluyor single player'da hala girebiliyorsunuz server kurarak giriyorsanız çalışmıyor yani arkadaşınızla oynuyorsanız bu arkadaşın yanına mechanical user koymayın eee düzelene kadar. Kendim test ettim ve gerçekten save dosyasını bozuyor. Tamam? <laughs> Dikkat edin yani. O zaman Blood altarımızın seviyesini artıralım artık. Henüz buna bir alan yapmadım. Zaten şu anda hala kapladığı alan oldukça küçük olacak. Daha büyük bir alan olunca buna yer yaparız. Daha büyük bir alan gerekince daha doğrusu. Sen bu sorunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Şunu diyeyim, ben artık hani e, herhangi bir mod paketini oynamadan önce o mod paketiyle ilgili sorunlara bakıyorum ne olur ne olmaz diye. Çünkü geçmişte bir sürü save dosyamız bozuldu biliyorsunuz, bir sürü şey yarıda bırakmam gerekti. Artık yarıda bırakmak istemiyorum çok bir şeyleri. O yüzden e, daha dikkatli davranıyorum. O benim e, daha büyük sorun olan şeylerden bu mod paketinde fark ettiğim araştırdığım. Evet, zaten. Artık herhangi bir seri pek iptal etmiyorum. Continuum'da bu da çok uzun süredir çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor biliyorsunuz. Tamam. Blood Altar'ımız artık bir sonraki seviyeye geçti. Bu da demek oluyor ki biz artık Celestial Altar'ı yaparken kendimize reinforce Slate yapabiliriz. Bunların tanesi için 3000 kan gerekecek. Dolayısıyla 3000 yapacağız. Ve artık tabii ki tamium yapması çok daha kolay. Bundan 5 tane alacağım ve de bundan 5 tane alacağım ve bu bana 10 tane tamium verecek. Direkt dediğim gibi baya kolay artık. Bu alet eritebiliyorken ve biz bu şeylerden direkt alabiliyorken bu tip şeyleri üretmesi ciddi anlamda basit. Şimdi bunu attım, bunu attım, 10 tane ayrın attım ve hepsi tamiuma dönüştü. En ufak bir akıt, atıkta kalmadı. Mis gibi. Şimdi 10 tane tamiumumuz da var. O zaman geriye pek bir şey kalmıyor. Sadece bir arcane pedestal lazım. Arcane pedestalı zaten direkt arcane stone ile yapabiliyorum. Onun dışında da rak kristal gerekiyor. Rak kristalimiz zaten var. Hiçbir şey kalmadı. Hadi üretelim. Pekala yanıma marble ve chisel da aldım. Bu marble ve chisel da benim yeni yapıyı yapacak yeterli marble'ım olmasını sağlayacak. Şimdi bu marble brick ve marble ne bileyim rund marble'ları falan yapmak için normalde direkt astro sorcery masalarını kullanmanız gerekiyor. Evet ama ilginç bir şekilde bu chisel de yapabiliyor onları. Gördüğünüz gibi. Yani böyle yapması daha kolay. Masa kullanmadan da yapabiliyoruz. Sadece şeyleri, Suti Marble'ları bizim yapmamız gerekecek. Ki onlardan da 49 tane gerekiyor. Yani ee, bir hemen 8 tane şey üretelim. Kömür. Ondan sonra yapalım. Güzel. Şimdi yukarı çıkalım. Ee, Suti Marble'ları üretelim. Daha sonra da yeni masamıza geçelim. Gece yapıyorum. Yıldırım çarpıyor ve gece oluyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şey ya. Ve yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkmanın daha kolay bir yolunu yapacağım yakında çünkü bu çok hızlı veya eğlenceli bir yol değil. Tamam, biraz eğlenceli ama ya da çok iyi bir yol değil. Hı. Tamam, tıkladım. Şimdi bam. Hepsini buraya attım. Yeterince enerji var gece olduğu için. Hadi dönüştürelim ya da dur dönüştürmeden önce Sooty Marblelarımızı yapacaktık doğru. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ve burada her şeyden önce bir Sooty Marble'larımız olsun. Ee, asamız burada. Sağ tıklıyorum. Işık geliyor. Sooty Marble oluyor bunlar. Bunları aldığımıza göre artık eksik hiçbir şeyimiz yok. Bam. Ve de bam. Ve bu arkadaş yavaş yavaş dönüşmeye başlayacak. Tada. Oldu. Şimdi bunu kazacağım. Ve çantamızı alacağız. Aynı zamanda buranın da tamamını kazacağım. Zaten hatırlıyorsanız geçen bölümden demiştim ki e, ben bu canavar tuzağının tavanını bir blok daha yükseltmek istiyorum ama e, buradaki altardan dolayı yükseltemiyorum ve buradaki altarı da kazmak istemiyorum. Temelli bir sonraki seviye altara geçince burayı düzeltiriz demiştim. Şimdi geçtik ve şimdi de düzeltiyorum o yüzden. Gerçi niye şey kullanmıyorsam vine Miner değil mi? Şunları da alalım ve artık buraya yenisini kuracağız. Yenisini direkt şu tarafa kuracağım. Çünkü hemen şu anda büyütmeyeceğim bu canavar tuzağını. Şu anda canavar tuzağıyla bir işim yok. Oradan düşecek bir şeye ihtiyacım yok. İhtiyacımız olduğu zaman büyütürüz. Büyütmemiz ne işe yarayacak diyeceksiniz. Büyütmemiz şu işe yarıyor. Bize örneğin Ender Pearl lazımdı geçen bölümlerde. Ve direkt onu almamızı sağlamıştı burayı büyütmemiz. Evet. Şimdi buraları aydınlatıyorum. Ben hemen buraya kurup geliyorum kurmamız gereken şeyi. Evet. Tamam doğru olmuş olması lazım bunun. Zaten anlarız. Bam. Aynen doğru. Süper. Ve artık bir sonraki seviye altarımız var. Bu da demek oluyor ki görevimizi de tamamlayabiliriz. Aynen. Şimdi bir sonraki seviye altara şimdilik geçmeyeceğim. Ha, helyum topluyormuş. Neyse işe yarar galiba. Bir gün. Bize Starlight Infuser lazım. Bu çok önemli ve çok güzel bir alet. Ve benim işimi çok kolaylaştıracak. Star Metal'i normalde kristal kullanarak üretiyoruz. Fakat bu mod paketinde daha kolay bir alternatifimiz var. Direkt bir Stardust ve iki Glowstone ile e, bunun madenini oluşturabiliyorum. Ben de kolaya kaçacağım tabii ki. Şu anda çünkü Collector's Kristal yapıp onun lazerle falan uğraşmama gerek yok. Böyle bir çözümüm varken. Hem de bu arkadaşın bir tanesinden biz tonlarca star metal elde ederiz. Muhtemelen bize her zaman yetecek kadar sonsuza kadar. Evet. Bir tanesini 346 tane elde edeceğiz zaten. Bu kadarı bize sonsuza kadar yetecektir. Ben buna bağlı olan şeyi çıkarmışım. Galiba 8 channel olacak diye çıkarmışım ama şu an 7 channel var. Onu takalım geri. Ee, bas. Import bas. Galiba import basımız yok olmuş, bir yerde yere mi attım ya da çantamda mı hala bilmiyorum. Neyse, bir daha yaparım. Kayboldu diye bir tane daha yaptım da zaten var burada. Ee, Redstone'dan dolayı mı çalışmıyor? Ha, yok takılı değil. Burada kablo yok. Tamam, her şey daha mantıklı. <laughs> Aa, bir tane daha başına import bas yapmış oldum. Neyse. Ee, şey ya, o kadar da zor değil yapımı, bunu yaptım diye batacak değilim yani ve e, merak etmeyin artık gender Pearl'ımız var zaten dolayısıyla buralara Elevator yapmaya başlayacağım birazdan çünkü buraya inip çıkma eziyetinden bıktım artık aşağı atlamaktan. Eğer bilmiyorsanız bu Elevator'lar eğer tam üst üste veya tam alt alta koyarsanız size kolay bir ulaşım sağlıyor. Ve güzel adetler. Normalde her bir render Pearl istediği için çok kullanmayı sevmiyordum. Ama artık şu noktada Pearl sorunumuz yok. Çünkü artık yaratık tuzağımızda da doğuyor Endermenler. Ondan dolayı bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Ve şimdi zıpladığım zaman yukarı, eğildiğim zaman aşağı hızlıca inebiliyoruz. Şuralara falan da koyacağım. Fark ettiyseniz fazla elevator yaptım. Daha da şu tepeye de koyacağız. Oraya da rahat çıkabilmem için. Artık şurayı düzeltebilirim. Ve daha az çekerek oyun oynayabilirim. Güzel. Evet kesinlikle çıkmasını çok daha kolay yapacak bu. <laughs> Güzel. O zaman hadi üretelim Starlight Infuser. Bam. Ve her şeyimiz hazır. Değil mi? Aynen. Birazcık daha enerjiye ihtiyacımız var. Gece ilerledikçe yeterince enerji olabilir fakat yeterince enerji olmazsa bizim ekstra enerji verecek bir şeyler de yapmamız gerekebilir. Tercihen yapmak istemiyorum ben. Fazla üretim ve gerekmeyecek gibi. Süper. Bu işimizi bayağı bir kolaylaştıracak dediğim gibi bir sürü şeyin üretiminde. Her şeyden çok Glass Lens üretimini kolaylaştıracak. Normalde Glass Lens üretimi oldukça sinir bozucu. Gıcık özellikle bu mod paketinde. Direkt şöyle yapılıyor. Mana glass istiyor, Quick Silver istiyor, Mirrored Glass istiyor. Mirrored Glass da böyle yapılıyor falan. Ama Starlight Infuser yaptığımızda bir tane Glass Main direkt, bir tane Glass Lens verecek. Her şeyden çok onun için istiyorum. Ki Lens inanılmaz fazla gerekecek bize. Yani evet bu kesinlikle bizi kurtarıcı bir şey. Şimdi tabii ki bu da etrafına bir çeşit yapı istiyor. Bu Astra Sorcery'de çoğu eşyanın olduğu gibi. O da bizden şöyle bir şey istiyor. Buradan çıkalım. Şuraya bakalım ve burada. Böyle bir şey istiyor. Çok çılgın bir şey değil. Hemen yapmaya başlayayım. Pekala buraya bunu ben bu şekilde kurdum. Ve e, ortaya lapis lazuli blok. Starlight infuser. Buraya da bizim ürettiğimiz starlightları alacağız ve doldurmaya başlayacağız. Bu arkadaş çalıştıkça etrafındaki starlightları harcama olasılığı var ve eğer pahalı bir şey yaparsanız kesin harcıyor. Ve bazen hepsini harcıyor, bazen hiç harcamıyor dediğim gibi ürettiğiniz şeyin pahalılığına göre değişiyor, rastgele şansına göre değişiyor. Fakat bir şey kesin bu arkadaş çalışmaya devam ettiği sürece bu Starlight harcamaya da devam edecek. Biz zaten önceden biriktirmiştik ama. Ve şu anda bu kullanıma hazır. Bu tankı da burada bırakacağım gerek olursa diye. Çalışıp çalışmadığını anlamanın çok kolay bir yolu var. Bir kere üretim yapmayı denemek. Bana zaten Glass Lens gerekiyor. Ben her şeyden çok Glass Lens'leri rahat yapabilmek için yaptım zaten bunu. Ee, ve hadi kendimize bir Glass Lens yapalım örneğin. Bunu buraya koydum. Sağ tıkladım eğer çalışırsa düzgün yapmışızdır. Bunu bazen kırıp yerine koymanız gereki, gerekebiliyor etrafını algılaması için. O yüzden yanlış yaptığım gibi düşünmeyin. Gördüğünüz gibi yine öyle oldu. <laughs> Asayla sağ tıklayınca niye ise etrafını kontrol etmiyor. Bazen kırıp koymanız gerekiyor etrafını düzgün kontrol etmesi için. Ama görüldüğü gibi çalışıyor. Mesela şuradan bir tane sıvıyı harcadı biraz önce. Bazı üretimler için etrafındaki sıvıların tamamının dolu olması gerekmiyor. Örneğin bu glass lenslerin yapılması için. Ama bazı üretimler için şart hepsini harcamasa da. O yüzden boş gördükçe doldurmanız sizin için daha iyi olur. Genel olarak. Ops. Şurada da bir yer boştu. Şansımız da bayağı harcıyor ya şu an. Normalde hepsini de harcamıyor bunu yaparken. Peki ben bunları niye yapıyorum? Birkaç şey yapmak için eğer görev kitabına bakacak olursak. Ben şimdi bir an önce Attunement Altarı yapmak istiyorum. Çünkü Attunement Altar bize bir özellik ağacı veriyor. Ve bu özellik ağacında biz belli hareketleri yaptıkça kendimizi geliştiriyoruz. Ve çok işimize yarayacak şeyler veriyor bu. Şimdi e, ben bunu erkenden yapmak istiyorum ki ben normal oyun oynarken diğer modlarla uğraşıyorken ona XP gelsin. Zaten benim alacağım şeyde ben hareket ettikçe XP kazanacağım ve oyun oynarken hareket ediyorum. Ekstra bir şey yapmama gerek olmayacak. Bunu bir an önce alalım, ben hareket ettikçe ekstra özellik kazanayım istiyorum ben. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde. Şimdi bunu yapmak için ne yazık ki bize bir sürü şey gerekecek. E, öncelikle bir yıldızları keşfetmemiz gerekecek bellilerine, Looking Glass'a ihtiyacımız olacak. Onun dışında da e, relay'lere ihtiyacımız olacak. Ve ikisi içinde de bize bu glass lenslerden gerekiyor. Tahminimce bir 8 tane falan gerekecek bize. O civarda bir şey. E, o yüzden evet biraz daha yapmaya devam edeceğim. Ama çok da abartı bir miktarda gerekmiyor. Şimdi bunu galiba şu anda direkt burada yapabilirim. Herhangi bir eksik malzeme görmüyorum çantamda. Evet. Çok iyi. Gece olunca yaparız. Şu anda gece değil. O zamana kadar birazcık daha ekstradan Glass Lens yapayım ben. Ve de aynı zamanda her şeyin önemlisi bizim bu Astral Sorcery'de gelişmemiz tamamen botanya'da enerji elde etme yolumuzda olacak. botanyada da çok rahat bir şekilde enerji elde etmemizi sağlayacak bir şey sağlayacak bize Astral Sorcery. Yani diğer bütün büyü modları buna bağlı bir bakıma. O yüzden bununla da gelişiyoruz. Şimdi ben 12 tane Glass Lens yaptım. Bunun yeterli olacağını inanıyorum bize. Hep yeterli olacak mı? Bir daha hiç yapmam gerekmeyecek kadar yaptım mı? Muhtemelen hayır ama uzunca bir süre yeterli olur. Şimdilik biz direkt Looking Glass'ımızı da yapalım. Şimdi bizim yıldız keşfetmemiz lazım. Şimdiye kadar bir tane yıldız gördük. Dissidia. Ee, bu Dissidia'yı hemen keşfedelim ve o da burada gördüğünüz gibi. Kısacası bu kağıtlardan buluyorsunuz. Normal dünyada etrafta bulmanız gerekiyor. Biz burada ürettik. Bulduktan sonra teleskobunuzla veya Looking Glass'ınızla bakıp Shift'e basılı tutup bu yıldızların şeklini çiziyorsunuz. Yıldızların şeklini kitabınızdan görebiliyorsunuz. Göstereceğim. Ben sadece bu yıldızın şeklini zaten biliyorum. Ve tanıtımı yaptıktan sonra ben de zaten yıldızların şeklini ezberledim sayılır. O yüzden bana çok sorun olmayacak. Iskaladım tabii ki biraz önce. Evet bir daha yapacağım. Karıştırmışım. Dissi bu değilmiş. Şuymuş. <laughs> tamam. Sorun değil. Sorun değil. Yaparız yine. Ama bu dissi diye değil o zaman zaten. Evet başkasını görüyoruz biz. O yüzden keşfedemedik. O zaman biz kendimize biraz daha kağıt yapalım bu arada. Umarım yine hep aynı kağıt çıkma sorunu olmaz. Geçen sefer olduğu gibi. Çünkü ben mod paketini updateledim. Onunla düzeldiğini düşünmek istiyorum. Deneyelim. Buradaki malzemelerden alıp geleyim ben. Ve daha sonra kendimize bir sürü o kağıtlardan yapalım. Bakalım hepsi farklı çıkacak mı? Bazıları sen buradan onun yapımına baktığın için onu, o geliyor durmadan demiş. Ama hepsinin yapımı aynı bakın. Buradaki şeyler değişiyor gibi geliyor size, ama değişmiyor. Hepsi aynı direkt. Hepsi oluyor. Yani yapımlar aynı. Normalde şey oluyor. Normal dünyada there is nothing here yazan constellation paper'ı buluyorsunuz. Onu çantanıza alınca bu size henüz keşfetmediğiniz bir yıldız takımını veriyor. Bunda da ben her ürettiğimde bana henüz keşfetmediğim bir yıldız takımı gelmesi lazım. En son dediğimde hep aynısı geliyordu. Bakalım bu defa bir şeyler değişecek mi? Dissidia e geldi. Ve bizde de galiba zaten Dissidia e vardı. Evet. Bir internetten bakayım. Çünkü başka yıldızı nasıl yapacağız bilmiyorum açıkçası. Hani mesela deneyelim atıyorum Visio yapmayı deneyeyim. Ama tamamen aynı yapımı. Bir bakayım. Yani internette arattırdım hiçbir şey bulamadım. Belki burada diz işimize göre bir şeyler değişiyordur. Bir kere daha deneyelim. Normalde dediğim gibi dünyada gezerken buluyorsunuz bunları. Şu anda öyle bir şey yapma şansım yok. Üretmek zorundayım. Yine Dissidia geliyor. Bir arza var bunda. hmm Sonuncusunu yapma malzememizi ben bir bırakayım. Ben Dissidia'yı bulayım gökyüzünde. Belki gökyüzünde bulduktan sonra artık aynısı gelmiyordur. Belki. Değil mi? Bu Dissidia değil ama. Ama normalde bende kağıdı olanı göstermemesi lazım gökyüzünde öyle değil mi? Benim kağıdımda Dissidia yazıyor ama aslında başka birisini keşfettik olarak mı sayıyor acaba oyunu anlamadım ki. İlginç bir şekilde düzgün çalışmıyor. <laughs> Aa, tamam. Ben bir e, Dissidia yıldızını bulmaya çalışayım. Sabah gece yapa yapa. En azından artık böyle bir imkanımız var. Saatlerce beklememe gerek olmayacak. Eğer bulamazsam e, başka bir çözüm düşünmeye çalışacağız. Bugün hiçbir şey yok gibi. Evet. Direkt teleskop yapacağım. Hem e, bu Looking glassla bütün yıldızları göremiyorum. Daha rahat olur bana. Bu bizim biraz önce kullandığımız Looking Glass'tan neredeyse tamamen aynı şey. Sadece daha fazla yıldız görmemizi sağlıyor. Ve bugün hiçbir şey yok aynen. Çok ilginç ya. Ee, Dissidia'yı keşfettik diyor ama farklı bir tane yıldızı gösteriyor bize gökyüzünde. Ve başka bir yıldızda direkt göremiyorum. Ne zaman o kağıttan üretsem hep Dissidia geliyor. Evet, Dissidia'yı buldum bugün varmış ve keşfettim ve gördüğünüz gibi gökyüzünde gözüküyor. Peki şimdi mi bunu şey yapmam lazım? Ayrıca dediğim gibi siz normal oyunu oynuyorken bu birisini keşfedip diğerinin kağıdını okumanıza gerek yok. Eğer elinizde kağıtlardan varsa ana yıldızların hepsini direkt keşfediyor olmanız lazım. Bu bir bug sadece. Ve umarım bize çok sorun olmayacak bir şeydir. Evet, dcd'ye gösteriyor burada hep. Resminde zaten dcd'ye var. Bu ne saçmalık. Yine dcd'ye geldi değil mi? Evet. Nasıl ben başka bir constellation paper alacağım? Galiba internetten biraz daha araştırmamıza sorunu anladım. Şimdi burada Hangisine basarsak basalım aynı şey gösteriyor ee, üretimi gösteriyor ama Starlight Crafting Altarda e, bütün üretim çeşitlerine bakarsak galiba hepsinin üretimini gösteriyormuş aynı yani evet ne yazık ki durum bu bu Discord ya bu armara bu visio bu Aevitas ve bu da Eversi örneği. Ve bunlar da henüz göremediğimiz şeyler. Bunları anlamak için öncelikle kendimize e, e Altar'da bir tane yıldızı ayarlamamış, ayarlamış olmamız gerekiyor. O yüzden evet. Tamam. Bize Visio lazım. O zaman Visio için malzemeleri alayım. Boş harcamış oldum bir sürü kağıt ve bir sürü malzemeyi. Değerli bir şey yoktu açıkçası. Çok da fazla bunu üretirken değerli bir şey harcamıyorduk. Ama yine de sinir bozucu ya. Eniay direkt düzgün göstermiyormuş. Hangisinin üstüne tıklarsanız tıklayın size DCD'nin yapılışını gösteriyor. Şuradan değiştirmeniz gerekiyor. Heh, yani. Bay bay. Evet bu bize Visio'yu verecek. Ana yıldızların hepsini keşfedeceğim. Fakat onu bölüm arasında yaparım tahminen şimdi değil. Ee, şu anda bana sadece Visio lazım. Ve Visio'yu almış oldum. Bunu da hemen şuraya atalım. Buradakilerden kurtulacağım. Visio'da şöyle. Galiba Visio'ydu yani emin değilim bize hız veren. Onu istiyorum ben her şeyden çok ve Visio bugün vardı yanılmıyorsam. Aynen. Başlangıçta görmesi biraz zor fakat bu şekilleri çizeceğiniz birazcık daha büyük görünüyor yıldızlar. O yüzden siz ilk defa yapıyorsanız görmesi birazcık zor gelebilir başlangıçta ama alışıyorsunuz ya. Böylelikle Visio'yu da aldık. Hemen bir Düşündüğüm bu muydu? Bir şey yapayım. Evet evet. Bu bu bu. Aynen bu. Çok iyi. Şimdi bunu hallettiğime göre artık kendimize bir attunement altar yapmaya başlayabiliriz. Attunement altar için. Kendisi çok pahalı değil. Fakat bizi birazcık uğraştıracak. Ben hemen şunu alayım. Eee... Ve normal wood istiyor. Tamam. Hemen kendimize bir tane spectre relay yapalım. Bunlardan bize bir sürü gerekecek zaten direkt. E, 4 tane de değil. Daha da fazla yapalım. E, 4 tane oldu artık. Birazcık daha yapalım ama şimdi. 8 tane daha aynen. Bir sürü olsun bunlardan. Bunlar çok önemli. Bunlardan ürettim. İhtiyacım olan tek şey şu anda rock kristal. Anlaşıldı. Bunda herhangi bir şey fark etmiyor direkt ee, kristalin ne kadar iyi olduğu. O yüzden onun hakkında endişelenmenize gerek yok. Benim zaten iki tane kristalim kaldı. O yüzden çok fazla bir seçme şansım yok. Ama sizin için dediğim gibi fark etmiyor çok. Kafanıza takmanıza lüzum yok. Bu oldukça büyük bir alan istiyor çalışmak için. O yüzden alan hazırlamaya başlasanız iyi olur buna. Ve her şey doğru ürettim gibi görünüyor ama... ha yeterince enerjisi yoktu. Tamam. Ve bu da bize attunement altarımızı verecek. Bunun için oldukça büyük bir alan ayarlamam lazım. Ama çok da sorun olmaz. Yaptığımıza değecek yani. Ve attunement altarımız hazır. Bu bize görevi de tamamladık demek oluyordur. Tahminen görevi vardır. Aynen şurada. Bunu da yapmış oldum. Şimdi. Ee, tamam. Bunu kuralım. Ne kadar büyük bir alan lazım? Çok büyük. Hemen göstereyim size. Astra Sorcerer'in kitabı mutlu olması lazım. Çünkü attunement altar. Evet. 19x19 bir alan gerekiyor. Hı -hı. Hemen bunu kurmaya başlayayım ben. Ee, 225 tane sooty marble gerekecek. Uf. Ve bu da sonuncusu. <laughs> bayağı büyük bir şey ya. Ve unutmayın eğer yaptığınızdan emin olamazsanız bir türlü doğru yapamıyorsanız e, sextant yapıp yaptığınız şey doğru mu değil mi diye kontrol edebiliyorsunuz. Ben e, bakarak çoğunlukla doğru yapıyorum. Eğer bir yerde yanlış yaptıysam ve bulamazsam falan ben de üreteceğim ama onu. Zaten pahalı bir alet değil. Şimdi buranın tam ortasına koyacağız bunu. Ve etrafta böyle beyaz parçacıklar çıkıyorsa doğru yapmışızdır. Yani yapmışız. Hey. O zaman sıradaki yapmam gereken şey aşağı inip gece yapmak. Evet tamam. Visio bu gece yukarıda var. Daha sonra da bunu Visio'ya göre ayarlamak. Visio'ya göre bunu nasıl ayarlayacağız? Şurayı da bir ara doldurayım. Düşerim çünkü çok iyi biliyorum buradan düşeceğimi bir gün. Şuradan Visio Constellation Paper'ını alıyorum. İkinci elime takıyorum. Bu bana bu relayleri koyacak yerleri gösteriyor. Buraya. Buraya. Buraya buraya, buraya, buraya ve son olarak buraya. Ve görüldüğü gibi buralar böyle hazırlandı. Şimdi bunun için atlıyorum ve sonunda e, kendimize bunu basmış olduk. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Skyblock'ta çok çok işimize yarayacak şeyler verecek bunu bize geliştirmek. Birincisi direkt uçmayı bununla sağlayacağız. Kriti'deki buçebiliyoruz, uçabiliyoruz bunu da iyice gelişince ve gelişmek için XP kazanmamız gerekiyor. Bir an önce XP kazanalım diye böyle erkenden yapmak için uğraştım ben bunu. Çünkü biz şu an ileriki bölümlerde ben etrafta yürüdükçe durmadan XP kazanacağız bunun için. Onun dışında daha hızlı koşmamızı sağlayacak. Daha uzaktaki blokları kazmamızı sağlayacak. Kazdığımız blokların direkt olarak çantamıza gelmesini sağlayacak elimizden düşmeden. Daha az acıkmamızı sağlayacak. Ve daha bunun dışında bir şeyler daha alabiliriz. Fakat genel olarak bu saydıklarımın hepsi inanılmaz işe yarayacak şeyler bu tip bir haritada. O yüzden istiyorduk ve istediğimizi aldık. Şimdi perks'e geldiğimizde artık bir skill tree'miz var. Biz buradan aldık ve şu anda bile bir blok daha ileriye yetişebiliyoruz. Normalde olduğunda. Şimdi bizim başlangıçtaki amacımız e, her şeyden çok fazla xp almamızı sağlayan şeylere ulaşmak. Buradaki şeyi alınca, bunu almak için şu üçünü de açmanız gerekiyor. Şunların hepsini direkt açabiliyorsunuz. Şuradakileri ve şuradakileri. Bu da size acayip fazla xp kazanmanızı sağlıyor. Biz dediğim gibi ilk başta her şeyden çok XP kazanmamızı sağlayan şeylere vereceğiz. Daha sonra çok fazla level atlayınca sıfırlayacağız. Daha doğrusu maksimum level'a gelince hepsini sıfırlayacağız. Ve sadece işimize yarayacak şeylere vereceğiz. XP almayacağız. En fazla 30 level alınıyor çünkü. Şimdi 100, artı bir blok daha uzağa yetişiyoruz. Bir de %3 movement speed'imizi artıralım. Ve görüldüğü gibi biraz daha hızlıyız. Henüz fazla fark etmiyor ama biriktikçe fark edecek. Şimdi eğer yana bakarsak x XP birikiyor benim. Şu an çeyrekte sayılır. Birazcık etrafta koşarsam. Birazcık daha koşalım. Yarısı doldu. Şimdi e, her yıldız farklı bir şey istiyor sizden. Örneğin DC diye direkt hasar vurarak level kazanıyor. Bu bizim yaptığımız etrafta gezerek kazanıyor. O yüzden diğerlerine kıyasla çok çok daha rahat ve bunu birazcık daha rahat seviye atlatmak için ben Tomcraft'ın ayakkabısını yapacağım. Tomcraft'ta bir dahaki bölüm şeye geçip ee, anladınız. Görürsünüz zaten anlamadıysanız bile. %3 movement speed daha aldık ve buna geçince de %5 movement speed alacağız. Gördüğünüz gibi bu artık ben normal başka modlarla veya başka şeylerle uğraşıyorken devamlı level atlayacak. Ve bizim yavaş yavaş hızımızı daha uzağa erişmemizi ve havalı özelliklere sahip olmamızı sağlayacak erkenden yapmak bu yüzden önemli. Çünkü birikecek bu ben kendim oyun oynuyorken artık. Tamam. O zaman bu bölüm burada bitirelim. Ee, evet. Bir dahaki bölüm Tomcraft'ta ben bu eşyaları üretme masasından yapacağım büyük. Ve orada kendimize hızlı koşmamızı sağlayan bir ayakkabı yapacağız. O ayakkabıyla bunu birleştirince çok daha hızlı bir şekilde XP kazanmış olacağız. Ve evet o zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Hemen bir level atlayayım da öyle bitireyim. Bununla sekerken de level atlayabiliyor muyum? Bununla sekerken hızlı gidiyorum çünkü. Kesinlikle atlıyorum. Evet çok iyi. Tamam. %5 daha move speed'imizi artırdık. Fark ediyor ya şimdiden fark ediyor. Burada da direkt ne kadarı neyin ne kadar artırdığını görebiliyoruz. Şu anda toplam %11 artırılmış koşmazımız. Tamam. Bana destek olmak istiyorsanız ve kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Hepsinin gerçekten yarar oluyor. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.